Çevre ve toplumdan sınavda soru gelmeme ihtimali yok dedik. Siz de bu sınava girecekseniz bu bilgi sizi ilgilendiriyor mu? Bir soru. Cevap ki bu soru TYT'de değil. Nedir? AYT'deki bir sorunun ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çevre ve toplum demişken işine nereden başlıyoruz? Çevrenin ne olduğunu bir tanımlıyoruz. Biz bunu ekosistemi anlatırken de yapmıştık bu tanımı hatırlarsanız. Ne demiştik? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama biz ne diyoruz? Çevre diyoruz. Canlılar derken neyi kastediyorum? Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve diğer cansızları da içinde barındıran ortama çevre dedik. Şimdi arkadaşlar bu çevrede hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara da çevre sorunu diyoruz. O zaman bunu soruya dönüştürebilirim. Çevre sorunları ya da günümüzdeki çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkisi en fazla olan faktörler nelerdir diye bir soru sorsam cevabımız ne olacak? Hızlı nüfus artışı. Hızlı nüfus artışı sonucunda ne oluyor? Doğal kaynaklar hızlı bir şekilde tüketiliyor ve doğa çok fazla zarar görüyor. Bunun dışında kentleşme, özellikle de arkadaşlar gelişmemiş ülkelerde meydana gelen hızlı kentleşmenin çevreye vermiş olduğu zarar çok fazla. Ama hani diyoruz ya, dünya ortalama 4,5 milyar yıl yaşında, fakat biz dünyaya ne yaptıysak bu son 100 yılda yapmışız. Özellikle ne zamandan sonra? Sanayi devriminden sonra. O zaman hemen soruya dönüştürüyorum, cevap tahtada yazıyor. Günümüzdeki çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkisi en fazla olan faktörler nelerdir diye sorarlarsa, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve özellikle de nedir? Sanayileşme diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu çevre sorunlarını da biz sınıflandırıyoruz kendi içerisinde. Bu sorunlardan bazıları yerel çevre sorunu, yerel. Bazıları ise bütün dünyayı, bütün canlıları etkileyen küresel çevre sorunları. O zaman eleman sorabilir. Aşağıdaki sorunlardan hangisi yerel, hangisi bütün dünyayı, bütün gezegeni, bütün canlıları ilgilendiren küresel sorunlardan biridir ya da değildir şeklinde sorular karşımıza gelebilir. Arkadaşlar yerel çevre sorunları daha çok gelişmemiş ülkelerde altyapı eksikliğinden kaynaklı sorunlardır diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse ses kirliliği arkadaşlar. Ses kirliliği günümüzdeki en büyük sorunlardan birisi. Mesela şuradan bir arabanın egzozu patlamış. Bağıtıra bağıtıra gidiyor burada. Bundan Los Angeles'taki adam rahatsız olur mu? Olmaz. Burada biz rahatsız oluruz. O zaman ses kirliliği lokal, yerel çevre sorununa verilebilecek bir örnektir. Ya da ışık kirliliği arkadaşlar. Günümüzde özellikle teknoloji çağındayız, bilişim çağındayız. Reklam sektörünün geldiği nokta belli. Hele bir şehir var ki ışıkların dünyası, ışıkların şehri olarak tanımlanıyor. Neydi o şehrin adı? Kumarhanelerin en fazla olduğu Las Vegas. Neresi? Işıkların başkenti diyelim arkadaşlar. Baktığınız zaman ışıl ışıl bir görüntü var. Ama gelmiyor ki oradaki insanlar bundan hiç de memnun değil. Yani yapay, yani rahatsız edici bir ışık. Dikkat çekici. İnsanları biliyorsunuz dikkat düzeyini bir yere toparlaması pek mümkün olmuyor. Sürekli yanıp sönen ışıklar. Düşünsenize. Işık kirliliği de arkadaşlar bu durumda küresel mi yoksa yerel çevre sorununa bir örnekdir. Yerel diyeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar erozyon. Sen ne yaparsın? Toprağı eğim yönüne dik sürmek yerine eğim yönünde sürersin. Toprağı eğim yönünde sürersen ki bu çok karıştırılır dikkat ediniz. Eğim şöyle, ben tarlayı böyle mi sürmeliyim yoksa şu şekilde eğim yönüne dik mi sürmeliyim? Dik süreceğim, basamaklar oluşturacağım ki toprağın üstündeki verimli kısım erozyonla taşınıp gitmesin. Ama sen ne yapmışsın? Eğim yönünde sürmüşsün, işi bilmiyorsun. O zaman senin toprak 10-15 yıl sonra artık ne olur? Çorak bir toprak haline gelir. Erozyonla toprağın üzerindeki o verimli kısmını ne yapmış olursun? Kaybetmiş olursun. O zaman erozyon ve toprak kaybı lokal, yerel çevre sorunlarına bir örnektir. Ya da arkadaşlar zararlı atıkların ki neyi kastediyorum? Fabrika. Artık biliyorsunuz hızlı kentleşmenin olduğu yerlerde sanayiyle yerleşim alanları iç içe geçmiş. Bu durumda insanların yaşam bölgesinde düşünsenize fabrika dumanları çıkıyor sürekli ve atıklar sürekli doğaya bırakılıyor. Mesela şurada bir fabrika var, senin de tarlan şurada. O adamın atığı efendim mesela senin tarlana zarar görüyor. Kim? Senin tarlan. Bu da o zaman ne olacak? Yerel çevre sorunlarına bir örnektir. Zararlı atıkların çevreye bırakılması da yine bunlar hep dikkat ederseniz altyapı eksikliğinden kaynaklı sorunlardır. Yalnız burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Biliyorsunuz gelişmiş ülkeler artık iş gücü ucuzluğundan dolayı maliyeti düşürebilmek için fabrikalarını nereye kuruyorlar? Nüfus artış hızının fazla olduğu, genç nüfusun fazla olduğu gelişmemiş ülkeler. Mesela Bangladeş, Afganistan gibi ülkelerde son zamanlarda fabrika, Çin, bütün dev
markalar fabrikaları nereye kuruyorlar? Çin'e. Neden? İş gücü. O zaman bu adamlar aynı zamanda çevreye kirleten unsurları da o ülkeye katalamış oluyorlar. Demek istediğimi anladınız mı? Her şeyi çok iyi düşünüyorlar. Peki küresel çevre sorunları deyince aklımıza ne gelecek? Özellikle sanayileşme ve enerji tüketiminin fazla olduğu, ülkelerin vermiş olduğu zarar çok fazla. Özellikle arkadaşlar günümüzün en büyük çevre sorunu bana söyler misiniz? Küresel ısınma. Bunu konuşacağız. Zaten buradaki belki en önemli mevzu bu. Bunu anlat bitir yani o kadar. Küresel ısınma lokal midir, küresel midir? Evet. Tabii ki küresel. Ve onun sonucunda ortaya ne çıkar? İklim değişiklikleri. Ve bu iklim değişikliklerinden kim etkilenir? Tabii ki bütün gezegen etkilenir. İklim değişirse ne değişir? Ya her şey değişir. Ekosistem değişir. Konuşacağız. Arkadaşlar bunun dışında asit yağmurları. Hani çok uzak değiliz bunlara. Bunlar artık günümüzde inşallah siz görmezsiniz ama sizden sonraki nesil buna çok yakın. Efendim asit yağmurları ve ozon seyrelmesi gibi olaylar özellikle de hava kirliliğinden kaynaklı bu sorunlar küresel çevre sorunudur diyoruz. Arkadaşlar tahtaya bakar mısınız? Ne yaptık? Çevrenin tanımını yaptık. Ve günümüzdeki çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkisi en fazla olan faktörler nelerdir diye sorduk. O zaman şuraya ben bir soru daha yazabilirim. Bir dünya haritası veririm. Ne diyeyim? Evet. Ve bir yerlere numara koyarım. Ondan sonra derim ki numaralandırmış yerlerden hangisinde sanayileşmeye bağlı çevre sorunları daha fazladır? Nereye bakarsanız? Batı Avrupa olur mu? Evet. Batı Avrupa dünyanın en sanayinin en fazla olduğu yer. Amerika'nın doğusu olur mu? Olur. Dünyanın en gelişmiş, sanayinin en gelişmiş olduğu yerler. Dolayısıyla bunların ben çok zarar çok. Sanayileşmeye bağlı sorunlar en çok nerede yaşanır? Sanayinin en fazla olduğu yerler. Anlaştık mı? Peki, hızlı nüfus artışından kaynaklı sorunlar, efendim çarpık kentleşmeden kaynaklı sorunlar, numaralandırmış yerlerden hangisinde o zaman gelişmemiş yerler? Gelişmekte olan yer, Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin gibi ülkeler aklınıza gelecek. Yani bunların hepsi böyle yazıp geçtiğiniz şeyler değil. Her bir satırını soruya dönüştürmek mümkündür. Ve sınıflandırma sorusu gelir. Hangisi daha çok altyapı eksikliğinden kaynaklı yerel çevre sorunlarıdır? Hangisi ise bütün dünyayı, bütün gezegeni, bütün canlıları etkileyen küresel sorunlardan biridir? Ya da değildir şeklinde sorular sorulabilir. Burada anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu çevre sorunlarını madde madde işleyeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Sınavda soru gelme ihtimali çok ama çok yüksek. Önce bir diyorum arkadaşlar. Hava kirliliğinden kaynaklı çevre sorunlarıyla başlıyoruz. Hava kirliliğinden kaynaklı çevre sorunları. Bunlardan önce şunu bir söyleyelim. Hava kirliliği nedir? Cevap, havada olmaması gereken gazların havaya karışması, havaya yayılması olayına biz ne diyoruz? Hava kirliliği diyoruz. Bu hava kirliliğini de biz kendi içerisinde iki şekilde adlandırıyoruz. Bir, Londra tipi hava kirliliği, duymuş muydunuz daha önce? Bir de Los Angeles tipi hava kirliliği. Los Angeles tipi hava kirliliği var. Arkadaşlar Londra tipi hava kirliliği daha çok fosil yakıt tüketiminin fazla olduğu sanayi bölgelerinde görülmüş. Neden Londra denmiş? İlk kez orada adlandırıldığı için. O zaman arkadaşlar ben söylüyorum sanayi bölgelerinde, mesela sanayi bölgesi deyince Türkiye'de Zonguldak, Ereğli, Karabük. Buradaki kirlilik ne tür bir kirliliktir diye sorsam cevabınız ne olacak? Londra tipi hava kirliliği olacak. Peki Los Angeles tipi hava kirliliği nedir? Bu ise trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerler, trafikten kaynaklı, işte arabaların gazlarından çıkan o zehirli gazların su buharıyla birleşip efendim havaya yayılması olayına arkadaşlar trafik, şey, buna ne yol açıyor? Trafik yol açıyor. Bunu da ne? Yoğun trafiğin olduğu yerlerde kirliliğe ne diyoruz? Los Angeles tipi hava kirliliği diyoruz. Anlaştık mı? Bu hava kirliliğinin arkadaşlar türlerin sonuçları var. Bunlardan birincisi A diyorum, az önce de söylediğim günümüzün en büyük çevre sorunu olan nedir? Küresel ısınma. Arkadaşlar küresel ısınmanın aşamaları sorularda karşımıza geliyor. O zaman zinciri kuruyorum, dikkat ediniz. Şimdi fosil yakıt tüketimi artarsa, fosil yakıt deyince aklımıza ne geliyor? Kömür, petrol, doğalgaz. Ya arkadaşlar bunlar günümüzde en fazla kullanılan enerji kaynakları değil mi? Ha, peki fosil demek canlı kalıntısı değil mi? Yani bu kömür, petrol, doğalgazın içinde ne var? Canlı kalıntısı. E arkadaşlar bunları yakınca ne oluyor? Karbon açığa çıkıyor. Ne oluyormuş? Karbon açığa çıkıyor. Karbon nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın etrafını örten bir gazdır ve sera etkisi oluşturur. Seranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani böyle tarım yapın, sera üstü kapalı, örtü altı tarım diyoruz. Neden? Isı kaybını engellemek için. E şimdi karbon oranı artarsa sera etkisi oluşuyor ve güneşten gelen ışınlar uzaya tekrar kaçıp gidemiyor. O zaman sıcaklıklar artıyor. Ne oluyor? Karbon oranı artarsa önce sera etkisi oluşur. Ki sera etkisi sonucunda ısınma olur. Bu ısınma hiç de masum bir ısınma değildir. Biz buna ne diyoruz?
küresel ısınma. Peki küresel ısınmanın ortaya çıkartmış olduğu en önemli sonuç nedir diye bir soru sorulduğunda cevabımız ne olacak? Bravo. İklim değişiklikleri. Peki iklim değişirse ne değişir? Cevap. Her şey değişir. Hadi zinciri bir daha kuralım. Ne oluyormuş? Fosil yakıt tüketimi, yani kömür, petrol, doğalgaz artarsa? Karbon. Karbon artıyor demek küresel ısınma demek. Çünkü bu bir sera etkisi oluşturuyor. Sera etkisi sıcaklığı artırıyor, biz buna küresel ısınma diyoruz. Ve bunun en büyük sonucu da iklim değişikliği. Sadece bu kadar mı? Hayır. Arkadaşlar, küresel ısınma olursa iklim değişir. Tamam. Buzullar erimeye başlar. Ne olurmuş? Arkadaşlar, buzullar bizim en büyük tatlı su kaynaklarımız değil mi? O zaman bizim tatlı su kaynaklarımız tuzlu sulara, yani okyanus ve denizlere karışır. O zaman geleceğin en büyük sorunlarından birisi, bizi bekleyen sorunlardan birisi nedir? Su sorunu arkadaşlar. Dünyanın her tarafı su, dörtte üçü sularla kaplı, uzay aleminde mavi bir gezegen olarak tanımlanıyoruz. Ama işe yarar su yok kardeşim. Hep tuzlu su, yani okyanus ve denizler. Ha, su sorunu ortaya çıkıyor. Bu bir. Buzullar eridi, bu sular... Buzullar eriyince tuzlu sulara, yani okyanus denizlere karıştı. Okyanus ve deniz seviyesinin yüksekliği ne olacak? Artacak su seviyesi. Ve o zaman bazı karalar ağzına sınav sorusu. Eleman bir dünya haritası verir. Küresel ısınmadan en kısa vadede etkilenecek ülkeler arasında verilenlerden hangileri vardır ya da yoktur diye sorar. Hollanda biliyorsunuz. Ülke topraklarının neredeyse yarısından fazlası deniz seviyesinin altında. Su seviyesi yükselirse ne olur? Tamamen. Ve zavallı Bangladeş. Himalayaların eteğinde çukurda bir yerdir. Deniz seviyesi, okyanus seviyesi yükselirse bu adamlar ne olur? Sular altında kalır. Küresel ısınmadan kısa vadede en çok etkilenecek ülkeler, söyle bana. Zavallı Bangladeş ki felaketlerin başkenti olarak tanımladık biz onu ve Hollanda. Bilim adamları diyor ki 50-100 yıl. Yani Hollanda biliyorsunuz denizden çıkardıkları o polder adı vermiş olduğu topraklarla ülkenin etrafına sürekli set çekiyor. Niye? Denizin altında kalmıyor diye. Evet, ne olur? Su seviyesi yükseldi, bazı karalar sular altında kaldı. Dedim ki burada küresel ısınma önemli olan, bunu çok iyi anlamanız lazım. Bak ne oldu? Sıcaklık arttı mı? Arttı mı? Evet. Okyanus ve denizlerin suyu arttı mı? O zaman okyanus ve denizlerde buharlaşma ve yağış artar ama karalarda su kalmadığı için, karalarda su sıkıntısı olduğu için buharlaşma, yağış olmaz. Yani kuraklık meydana gelir. Ne olur? Kuraklık meydana gelir. Bunun dışında arkadaşlar nem oranı azalıyor derken sıcaklık farkı artar derken fırtınalar, dünya yaşanılamaz bir gezegen haline dönüşür. O yüzden diyoruz günümüzün en büyük çevre sorunu nedir? Küresel ısınmadır. Ve bu küresel ısınmayla mücadele noktasında bazı örgütler var. Az önce de söyleyeceğiz. Greenpeace, yeşil barış, özellikle sera etkisinden kaynaklı küresel ısınmayı önlemek için ciddi mücadeleler veriyorlar. Bir de Kyoto protokolü var arkadaşlar. 169-170 ülkenin imza koyduğu uluslararası bir sözleşme. Ama buna dünyayı en çok kirleten bazı ülkeler imza atmamış. Mesela Çin, ABD bildiğim kadarıyla buna imza. Bunlar ki dünyayı en çok... Bunlar atmadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Türkiye imza attı. Geç atanlardan birisi. Kyoto'yu da unutmayın. Kyoto deyince aklınıza küresel ısınmayla mücadele gelsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Küresel ısınmayı bu şekilde anlattık arkadaşlar. Özellikle Hollanda ve Bangladeş'in altını bir kez daha çiziyorum. Ve geçiyorum bir başka hava kirliliğinden kaynaklı sorun. Asit yağmurları. Asit yağmurları. Böyle buğday diye bir film vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. TRT 2'de mutlaka izleyin arkadaşlar. Ben o filmin kısa vadede gerçek olacağına inanıyorum. Enteresan, korku verici. Yanılmıyorsam bir insanda 3-5 tane buğday kalmış ama toprak yok. Birisinde de çok az bir toprak kalmış. Bunlar birbirinden uzak yerlerden birbirini buluyorlar falan derken izleyin, çok güzel bir şey. Aynı zamanda dikkat çekici bir şey. Şimdi asit yağmurları ne? Kardeşim biz arabaların egzozlarından sürekli gaz çıkıyor. Kimyasal bomba denemeleri yapıyoruz, savaşlar çıkıyor. Mesela Rusya Ukrayna'ya bomba atıyor ya, bunlar Ukrayna mı etkileniyor yoksa bütün dünya mı etkileniyor? Eleman Kuzey Kore'nin başındaki eleman ne yapmış? Bir tane nükleer silah geliştirmiş. Kıtalar arası balistik füze. Ama bunu kıtalar arasında değil de dikey yönde fırlatmış atmosfere. Bundan kimse etkilenmiş. Atmosferi mahvetmiş. Ya bunun kimsenin böyle bir lüksü yok kardeşim. Eğer böyle yapılırsa dünya delik deşik olur. O yüzden gezegende bir tür virüs vardır. O da kimdir? İnsan kendi bindiği dalı adeta kesen can. Hani ne diyorlar biliyor musunuz? Gezegenden bir canlıyı çektiğinizde ekosistem çöker. Hani derler ya, eğer bir yerde yılanları öldürürseniz köşedekilerin sayısı artar falan. Ekosistem ne olur? Bozulur. Ama insanı çektiğinde her şey eskisinden daha iyi oluyor arkadaşlar. Ekosistemde çektiğimiz zaman sıkıntı oluşturmayan tek canlı nedir? İnsandır. Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz.
Arkadaşlar hiç iyi davranmıyoruz gezegene. İşte bu zehirli gazlar su buharıyla birleşiyor. Birleşti mi? Ver sıcaklığı. Sıcaklık etkisiyle ısınan hava yükseldi, buharlaştı. Ve yer çekimi etkisiyle tekrar aşağıya yağış olarak düştü. Ama temiz bir şekilde mi çıkmıştı? Hayır. Zehirli gazları bünyesine almıştı ve zehirli bir şekilde, asitli bir şekilde yere düştü. Toprağa düşerse tarım ürünlerini yok etti. Su kaynaklarına düşerse içilemez hale geldi. İnsan vücuduna düşerse kanser, cilt kanserleri, solunum hastalıkları oluştu. Arkadaşlar yani bu ne demek? Felaketin ne kadar küresel ve ne kadar vahim olduğunu göstergesi. Asit yağmurlarından en çok etkilenecek yerler de neresidir? Ormanlar, tarım ürünleri ve su kaynakları. Geriye ne kaldı ki zaten? Anlaştık mı arkadaşlar? Asit yağmurları. Hava kirliliğinden kaynaklı bir sorundur. Bir başka sorun arkadaşlar ozon seyrelmesi. Ozon biliyorsunuz stratosferde bulunan bir gazdır. Ve güneşten gelen o zararlı ultraviyole ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller. Fakat her zaman böyle var olan bir gaz değildir. Güneş ışınları ne zaman bizim istemediğimiz şekilde bize geliyorsa bu gaz mucizevi bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama bizim bu spreyler, arabaların egzozlarından çıkan gazlar, nükleer denemeler sonucunda ozon ortaya çıkamıyor. Seyrelme meydana geliyor ve seyrelme meydana gelince o güneş ışınlarını tutan kimse kalmıyor ve yeryüzüne o ultraviyole ışınları düşüyor. Cilt kanserleri vesaire yine büyük bir felaketidir. Peki ozon seyrelmesinin en kısa vadede en çok etkilenecek yerler dünya haritasında neresidir diye sorsalar kutuplar. Neresiymiş? Hocam niye? Çünkü orada atmosfer kalınlığı daha ince. Hatırlıyor muyuz? Sıcaklık, yer çekimi çizgisel hızdan dolayı atmosferin kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplara doğru gidince azalıyor. Evet, bunlar hava kirliliğinden kaynaklı çevre sorunlarıydı. İşin en önemli kısmı burasıydı, anlatalım. Diğerlerini birer cümleyle geçeceğim arkadaşlar. Orman tahribinden kaynaklı sorunlar. İki neymiş? Orman tahribinden kaynaklı çevre sorunları. Şimdi ormanlar bizim akciğerlerimiz kardeşim. Bizim ihtiyaç duyduğumuz oksijeni bize veriyorlar. Orman dediğimiz yeşil bitkiler. Yeşil ne yapar? Fotosentez yoluyla karbondioksit alır, söyle bana, oksijen üretir. E şimdi biz bitkileri yok edersek karbondioksiti kimse, alacak kimse kalmaz. O zaman karbondioksit artar. E karbonun artması ne anlama geliyordu söyle bana? Sera etkisi. Al bu da küresel ısınmaya götürür. Anlaştık, bir daha söyleyeyim. Ormanların tahrip edilmesi, yanması, yok edilmesi sonucunda karbon oranı artar. Bu da küresel ısınmayı artıran bir faktördür. Tabii bunun dışında arkadaşlar tabii insan kundaklaması, ormanlık alanları yerleşim alanına dönüştürmek gibi amaçlarla insanlar tarafından yapılan tahribat var gibi ama bir de doğal yangınlar var. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Amazon ormanı, Brezilya'da Amazon ormanlarında ve Avustralya'da bir türlü söndürülemeyen yangınlar ortaya çıktı. Bunların ortaya çıkmasının en önemli nedeni yıldırım düşmesiydi. Demek ki yıldırım düşmeleri de orman yangınlarına yol açabiliyor. Ve orman tahribatı günümüzün en büyük sorunlarından birisidir arkadaşlar. Bunu da söylemiş oldum. Üç durum. Maden ve enerji kaynaklarının, dikkat ediniz, üretimi, dağıtımı ve tüketimi esnasında kaynaklanan sorunlar. Bunların hepsi ayrı bir başlık. Mesela üretim derken, biz sürekli yerin altından maden çıkartıyor muyuz? Peki bunların hepsini farklı bir teknikle çıkartıyoruz. Bazı zaman dinamik patlatmaları yapıyoruz. Bazen sondajlar kuruyoruz, zehirli kimyasallar kullanıyoruz. Yani çıkartın esasında çevreye zarar veriyor muyuz? Veriyoruz tabii. Peki diyelim ki petrol, doğalgaz günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları. Bunları biz hangi yolla taşıyoruz? Petrol ve doğalgazın en güvenli şekilde taşınma yöntemi boru hattıdır biliyorsunuz. Boru hatları ve tankerler. E bu tankerler petrol yüklü, doğalgaz yüklü bu tankerler okyanus ortasında kaza yapıyor ve petrol okyanusa yayılıyor. Ve balıklar suyun içinde değil, petrolün içinde yüzebiliyor arkadaşlar. Manzara herhalde gözünüz önünde gelebiliyordur. Simsiyah bir şeyin içinde balık düşünsene. Ondan sonra balıklar kıyıya vuruyor falan. Son zamanlarda işte İstanbul Boğazı'nda neden müsilaj oldu? Çok belli, altı pis. Velhasıl elimize geçeni atıyoruz malum. Arkadaşlar dağıtım esnasında da işte tanker kazaları, boru hatlarındaki patlamalar ve tüketimi. Ve tüketim deyince zaten yine karbon ortaya çıkıyor. Küresel ısınmaya bağlıyoruz olayı. Demek istediğimi anladınız mı? Evet, madenlerin, maden ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketiminden kaynaklı sorunlar da yine günümüzdeki önemli çevre sorunları arasındadır. 4. Doğal kaynakların yanlış kullanımından kaynaklı. Doğal kaynakların yanlış kullanımından kaynaklı çevre sorunları. Arkadaşlar, bunlar günümüzdeki çevre sorunlarının bayrağı.
en somut örneği. O yüzden bilmeniz gerekiyor gençler. Şimdi dünyanın en büyük göllerinden birisi Orta Asya'da bulunan Aral Gölü'ydü. Neresi? Aral Gölü. Dünyanın en büyük dördüncü gölüydü. Ne oldu? Yanlış sulama tekniklerinden dolayı göl beslenemediği için kurudu ve günümüzde bir gemi mezarlığı haline dönüştü. Tabi bunun için Orta Asya'ya gitmenize gerek yok. İşte ne oldu? Türkiye'de Hatay'daki Amikovası kurutuldu, tarım arazisine dönüştürüldü. Ya da işte Türkiye'de birçok göl kuruma malum, su seviyesinin içerisinde en çok değişen gölümüz hangisi? Tuz Gölü. Kışın yarım metre, bir metre su oluyor, yazın üzerinde mahsul kırmızı gül, klip çekiyor. Hiç su kalmıyor. O zaman arkadaşlar bu Ara Gölü'nün kuruması günümüzdeki çevre sorununa verilecek en güzel örneklerden birisi midir? Bir. İki. Dünyanın en büyük barajı Çin'de Yangtze Nehri üzerine kurulmuş 3 Boğaz Barajı'dır. Bu adamlar 3 Boğaz Barajı'nı çok güzel bir şekilde yapmışlar. Güzel. Sonra enerji üretmişler. Ne yapmışlar? Kardeş dinliyor musunuz? Baraj yapmışlar. Baraj yaptıktan sonra ne olmuş? Herkes enerji ihtiyacını karşılamak için bu barajın etrafına fabrika kurmuş. Tamam. Ama atıkları da sonra ne yapmışlar? Baraj gölüne bırakmışlar ve yeryüzünün en pis alanlarından birini oluşturmuşlar. Niyet iyi, enerji üretmek ama sonuç kötü. Aynı şey dünyanın en büyük barajlarından birisi Nil Nehri üzerine kurulan neydi o barajın adı? Asuvan Barajı. Duydunuz mu? Duymadıysanız sınavda duyarsınız. Şimdi duydum. Asuvan Barajı. Bu adamlar ne yapıyor? Nil Nehri'nin önüne barajı yapıyorlar. Güzel. Akarsuyun taşkın yapmasını önlüyorlar. Bu da güzel. Enerji üretiyorlar. Bu da güzel. Ama zamanla baraj yapınca Nil Deltası'na su gidemiyor. Gidemeyince Nil Deltası'nda ki dünyanın en verimli topraklarıdır. Yılda 4 ürün alınır. Nil Deltası'nda tuzlanma ve kireçlenme artıyor. Ve tuz ve kireç bitkinin hiç sevmediğim şeydir. O güzelim topraklarda tarımsal üretim ne oluyor? Düşüyor. Bakın bunları tek tek madde madde bir daha söylüyorum. Aral Gölü. Hani Çin'deki 3 Boğaz Barajı, Nil Nehri üzerindeki Asuvan Barajı, Türkiye'de Amikovası'nın kurutulması, bütün bunlar günümüzdeki çevre sorunlarına verilebilecek, doğal kaynakların ne kadar yanlış kullanıldığına verilebilecek en güzel örnektir. Ne yapıyoruz? Tarım arazilerine yerleşim. Türkiye'nin en büyük delta ovasında yaşıyoruz, Çukurova. Hani ne diyorlar? Adam eksen kök salar, yeter ki tohumu düşsün, bu kadar verimli. Ama biz oraya sanayi kuruyoruz, biz oraya ne yapıyoruz? Ev yapıyoruz, yerleşim yeri ve bu verimli toprakları doğal ki topraklar bizim en önemli doğal kaynaklarımızdan birisi bir santim toprak konuşabilmesi için iki asıra ihtiyaç var arkadaşlar. Evet, bu da arkadaşlar doğal kaynak. Bir de şunu söyleyeyim çok da uzatmayayım. Beş teknoloji kaynaklı, teknolojiden kaynaklı. Teknolojiden kaynaklı sorunlar var. Çok iyisiniz. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Paranız var, sağlığınız var. Her şeyiniz var ya. Eve gidiyorsunuz kendinizi mal gibi hissediyorsunuz. Neden? Çünkü eve gittiğinde fön makinesinden tut da çamaşır bulaşık makinesine kadar, televizyondan tutun da telefonlara kadar, senin elindekileri bir tarafa bırak, alttaki üstteki komşunun o eşyaların hepsinin, elektronik eşyaların bir manyetik etkisi var. Sen farkında değilsin ama bu etkiye maruz kalıyorsun ve açıklayamadığın bir mallaşma süreci. Duvara bakıyorsun ya da televizyona bakıyorsun, ne oldu diye soruyor bilmiyorum ben, baktığının bile farkında değilsin. Böyle bir, yani özellikle 21. yüzyılda iletişim değişim çağında bu çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Evet, teknolojiden kaynaklı sorunlar, özellikle bir de nükleer santrallerden de bahsedelim. İnsanoğlu enerji ihtiyacını karşılamak için uranyum teoriyumu birleştiriyor, atom enerjisi, yani nükleer enerji yapıyor. Ama arkadaşlar radyoaktif sızıntılar engellenemiyor. İşte 1986'da Karadeniz'in kuzeyinde, Ukrayna'da, şu an savaş olan yerde, Çernobil nükleer faciası meydana geldi. Ve radyoaktif sızıntı bütün Karadeniz ülkelerini etkisi altına aldı. Ve bu küresel bir sorun haline dönüşebilirdi. Dönüştü de diyebiliriz arkadaşlar. Peki hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bunu konuşacağız. Bir, tükenebilir enerji kaynakları yerine doğa dostu alternatif enerji kaynakları kullanacağız. Ne yapacağız? Alternatif enerji kaynakları. Su gücü, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ki bu noktada Almanya ve İsviçre, az sonra o ülkelerden bahsedeceğim, çok örnek bir takım çalışmalar. Mesela Almanya 2030 yılına kadar bütün termik santrallerini kapatma kararı aldı mesela. Alternatif enerji kaynakları üreteceğiz. Bunun dışında katı atıkları geri dönüşümü yapacağız arkadaşlar. Geri dönüşüm. Doğal kaynakları bu şekilde daha iyi bir şekilde kullanmış olacağız. Ve arkadaşlar ne yapacağız? Bir takım politikalar üreteceğiz. Ne yapacağız?
politikalar. İşte bu çevre politikaları, sınav sorusu buradan gelecektir diye düşünüyorum. Çevre politikalarını oluştururken, arkadaşlar uygulanan bir takım ilkeler var. Çevre politik ilkeler, çevre politikalarını oluştururken bu ilkelerden feyiz alıyor. Nedir bunlar? Bir, kirleten öder ilkesi. Söyle bakayım. Kirleten öder. Yeni Zelanda'da uygulanıyor arkadaşlar. Haritada göstereceğim az sonra. Diyor ki kardeşim sen doğayı kirletiyorsan, zarar veriyorsan bunun bir bedeli var. Bunun maliyetini, zararın maliyetini karşılayacaksın. Caydırıcı mı? Caydırıcı. Bizde çok normal. Adam gidiyor bak caddede, hani yoğun bir caddede eleman böyle balkam atabilme cesaretini gösterebiliyor. Ve bu çok normal. Yok kardeşim Yeni Zelanda'da böyle bir olay yok. Kirletiyorsan bedeli ağırdır, ödeyeceksin. Bunun dışında arkadaşlar ihtiyat ilkesi. Neymiş ihtiyat? Ne demek? İleriyi görmek demek. Ne demek? İleriyi gör. Arkadaşlar buna biz öngörü de diyebilir miyiz? Yani bugünkü soru, ben biraz önce küresel ısınmayı anlattım ve dedim ki o zaman gelecekte bizi nasıl bir sorun bekliyor dedim. Siz de dediniz ki su sorunu. Bakmadık sorun içinden gördük. Madem o zaman kardeşim görünen köy kılavuz istemez. Şimdi ne yapacağız? Tedbir alacağız. İhtiyat demek ileriyi görmek, öngörmek. Arkadaşlar ve önleme ilkesi. Çok yaşa. Neymiş? Önleme ilkesi. Mesela dedim ya şurada bir fabrika var, senin de şurada tarlan var. O fabrikanın atıkları senin tarlayı kirletiyor. Sen gidiyorsun şikayet ediyorsun, benim tarlamı kirleti diyor. Ondan sonra devlet geliyor, görevli geliyor diyor ki şşş kes onu yoksa kapatırım fabrikayı. Diyebilir mi? Der. O zaman ağrıda ne yapacaksın? Önleyeceksin. Ve son olarak arkadaşlar iş birliği ilkesi. Dedik ya bazı çevre sorunları var yerel, sen onun kendi kanunlarını halledebilirsin ama bazıları küresel. Bu küresel çevre sorunlarını önlemek için iş birliği oluşturman lazım ki bu noktada arkadaşlar Greenpeace önemliydi. Greenpeace. Neydi? Yeşil Barış Çevre Örgütü. Dünyanın en büyük küresel çevre örgütüdür. Çok sıra dışı eylemleri vardır. Arkadaşlar bu arada dünyada Greenpeace'ler neyse Türkiye'de tema odur. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçları Koruma Vakfı. Müthiş bir çalışma göstermektedir tema. Bunun dışında arkadaşlar şu Ramsar Sözleşmesi'ni bilmenizi istiyorum. Sulak alanları korumak için oluşturulmuş. Arkadaşlar ikinci ders işlemeyeceğiz. Şu iki dakikalık bir işim kaldı. Ondan sonra alacağız. Ramsar sulak alanları koruma. İran'da kuruluyor. Türkiye'de buna imza koymuş. İşte bataklıklar, göller işte gibi yerleri koruma altına alıyor. Az önce şey demiştim arkadaşlar. Çevreyi korumak için bir takım ilkeler vardı. 4 tane ilke. Onları çok iyi bileceksiniz. Bir de arkadaşlar uygulamış olduğu başarılı çevre politikasından dolayı dikkat çeken ülkeler var. Topu topu 5 tane ülke, bunların yerlerini göstereceğim ve dedim ya sınavda soru gelecekse bunlardan birisi gelecek ya bu 4 ülkeden biri gelecek ya da bu ülkelerden birisi gelecek. Bunlardan birisini az önce söylemiştim. Yeni Zelanda. Neresi? Yeni Zelanda. Hani ne yapmış bu adam? Kirleten öder ilkesini hayata geçirmişti. Çok da başarılı olmuştu arkadaşlar. Kirleten öder ilkesiyle çevre politikalarında ciddi bir mesafe kat eden ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aha da şu. Kim o? Yeni Zelanda. Oku bakayım. Kirleten öder. Şurada Güney Kore var arkadaşlar. Güney Kore. Bu adamlar 4 nehir projesi olarak bileceksiniz. Ülkeyi en çok kirleten 4 tane akarsuyu bir havzada topluyorlar. Daha sonra o kirli suları arıtıyorlar, tekrar kullanılabilir hale getiriyorlar. Örnek teşkil ediyor. Ders kitabımız buna da yer vermiş. O zaman Güney Kore'de 4 nehir projesi. Bu neydi? Kirleten öder Yeni Zelanda. Arkadaşlar İsviçre. Neresi? İsviçre. İsveç pardon özür dilerim. Neresi? İsveç. Arkadaşlar dünyanın en temiz ülkelerinden birisidir. Hava kalitesinin en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Ama bunu çöpçü olarak bilmenizi istiyorum. Bu adamlar ne yapıyor? Kendi çöplerini enerjiye dönüştürüyorlar. Aynı zamanda başka ülkelerden çöp ithal ediyorlar. Onları da enerjiye dönüştürüyorlar. O yüzden de arkadaşlar hani çevre politikasında hatta bu adamların memleketin havası parayla satılmaya başlandı. O kadar. O zaman İsviçre arkadaşlar çöpçü. Tamam mı? Bu neydi? Yeni Zelanda. Kirleten öder. Güney Kore. 4 nehir projesi. Bu İsviçre çöpçü. Arkadaşlar Costa Rica neresiymiş? Costa Rica dünyada bir çeşitliliğin en fazla olduğu yerdir. Gitseniz cennete gelişmiş bir ülke mi? Hayır. Ülkeyi göster desen kimse gösteremez. Ama gelişmemiş bir ülke olmasına rağmen uygulamış olduğu 30'dan fazla kanunla birlikte Birleşmiş Milletler çevre politikasından ilgilenen kurum tarafından ödüllendirilmiş.
Costa Rica, Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirilmiş. Nasıl çıkartmış olduğu kanunlar ve çevre politikaları yüzünden. Son ülkemiz arkadaşlar Zimbabwe. Neresiymiş? Zimbabwe. Kabilelerin olduğu yer. Daha hala uçağa taş atan insanlar var orada. İşte belgesellerde görüyorsunuz. Ama o adamlar, kabile şefleri herkesi şöyle eğitiyor. Diyor ki, burada aslan var mı? Kutuplarda var mı? O zaman aslan bizim için var. İşte kutsal ruhlar bunu bize hediye etmiş. Bu ot durduk yere burada bitmiş olamaz. Bizim için var. Demek istemeleriniz mi arkadaşlar? Yani diyor ki biz de onlardan birisiyiz. Biz de ha ot, o ot olarak gelmiş, ben insan. Yani karşılıklı bir etkileşimimiz var. Yeri geliyor aslanı yiyorlar. Yeri geliyor aslan aç kalınca aslanı doyuruyorlar. Demek istemeleriniz mi? Eğitim yoluyla yerli kabileleri eğiterek bu işi başarmış. Arkadaşlar final. İzlemiş olduğu başarılı çevre politikalarından dolayı dikkat çeken 5 ülke. Kirleten Öder ilkesi. Kim? Yeni Zelanda. 4 nehir projesi. Ne? Ne? Çöpçü. İsviçre. Çok güzel. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer. Çıkartmış olduğu kanunlarla Birleşmiş Milletler tarafından ödül almış ülke. Costa Rica. Costa Rica. Ve kabile hayat, kabile eğitimiyle yerli halkı eğiterek çevre politikasında duyarlı konuşturmuş bir ülke Zimbabwe diyoruz. Arkadaşlar ne yaptık? Çevre sorunlarını sınıflandırdık. Yerel, küresel. Çevre sorunlarından, özellikle hava kirliliğinden kaynaklı çevre sorunlarına dikkat çektik. Bunun için ne yapacağız? Kardeşim, ilkeler çıkarttık. Kirleten öder ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi ve işbirliği ilkesi. Bunları unutuyoruz. 5 ülkeye temas ettik. Bu da tamam mı? Sınavda gelir mi? Gelsin mi? Gelsin. Ha. İyiydiniz bu arada, onu da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar, ekolojik ayak izi dediğimiz bir şey var. Ne varmış? Canlının doğaya vermiş olduğu zararın ölçüsüdür diyebiliriz. O ekolojik ayak izi ne kadar büyükse, senin doğaya verdiğin zarar o kadar fazla. Arkadaşlar bu AYT'nin son konusuydu. Bundan sonra konu anlatımımız olmayacak. Haftaya varsa sorularınızı getireceksiniz. Yapamadığınız, takıldığınız bir yer varsa bunları getireceksiniz. Bu noktadan sonra biz konu anlatımını bitiriyoruz ama bir kez daha söylüyorum, biz bitti diyorsak siz ne diyeceksiniz? Sizin için daha her şey başlıyor. Bu ne demek? Sahne artık sizin demek. Sahne alma zamanı ve rolünü yerine getirme zamanı. Ve bugünden itibaren arkadaşlar enerjinizle yüksek tutmaya çalışın. Bugüne kadar nasıl çalıştığınızı bilmiyorum ama bugün itibariyle bu sahne en hazır kişi kimdir sorusunun cevabına ben diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Eğer bugüne kadar çalışsam da, çalışmasam da, şu an içimizde, Türkiye'de derece kim yapacak söyle, ben diyeceksin. Güçlü olmak durumundayız. Evet, sonraki ders görüşürüz arkadaşlar.